Arkadaşlar öyle bir C kümesi tanımlayacağız ki A kümesiyle kesişimi en az iki elemanlı olacak. Ve C kümesi B kümesinin alt elemanı olacak. Alt kümesi olacak. Bu durumda arkadaşlar A kümesi 3 elemanlı bir küme. Varsayalım ki C kümesi A kümesinin 2 elemanını içersin. Peki hangi ikisini içereceğini biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. O nedenle arkadaşlar burada şunu yapıyorum. Diyorum ki A kümesi 3 elemanlı. O halde biz bu 3 elemandan ikisini, 3'ün ikilisi farklı şekilde seçeriz. Ve geriye kalan şu kümeden, dikkat ederseniz bu küme B'nin A'dan farkıdır. Bu kümeden de ne oluşturabilirim? 2'nin küpü kadar alt küme oluşturabilirim. O halde A kümesi ile C kümesinin kesişiminin iki eleman olduğu durumlar bu kadardır. Bir de şu durum vardır. Arkadaşlar C kümesi A kümesinin bütün elemanlarını içerdiğinde de en az iki elemanı kesişim kümesinde bulunacaktır, değil mi? A kümesinin bütün elemanları C kümesinde olduğunda C kümesi ile A kümesinin kesişimi ne olur? 3 elemanlı olur. O zaman ben ne yapıyorum? 3 elemanın 3'ünü de seçiyorum. Ve gene bu iki kümenin farkı olan 4, 5, 6'yı kullanarak ne oluşturuyorum? 2'nin küpü kadar alt küme oluşturuyorum. 3'ün ikilisi 3 yapar. 2'nin küpü 8'dir. Artı 3'ün üçlüsü 1'dir. Ve 2'nin küpü 8'dir. Bunların toplamı 32 olduğundan doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar A ve B ayrık olmayan iki küme ise bunun anlamı şudur. Demek ki A kesişim B ifadesi mutlaka boş kümeden farklı olmalıdır. O halde arkadaşlar biz burada bir A kümesi, bir adet de B kümesi çizdiğimizde burası A kümesi, burası B kümesidir. O zaman ben burada şunu söyleyebilir miyim? Burası en az bir elemanlı olmalıdır. Ve dikkat ederseniz ben neyi biliyorum? B fark A'nın 5 elemana sahip olduğunu biliyorum. O halde burası 5 elemanlıdır. A birleşim B ifadesi eğer ki 12 elemanlı ise bu durumda arkadaşlar bakın burada 6 eleman var. O halde burası da ne olmalıdır? 6 elemanlı olmalıdır. Bu durumda A fark B kümesinin eleman sayısı en fazla olacaktır ve bu ifade de 6'ya eşittir. Doğru yanıt A seçeneğidir. Arkadaşlar A birleşim B ifadesi evrensel küme olduğuna göre biz burada bir tane A kümesi, bir tane de B kümesi çizdiğimizde bizim evrensel kümemizin bütün elemanları bu iki kümenin içerisinde yer almaktaymış. O halde buraya A kümesi, buraya da ne diyelim? B kümesi diyelim. Ve arkadaşlar bütün bölgelerin eleman sayılarını burada X, Y ve Z ile göstermeye çalışalım. Değerli arkadaşlar şuradaki ifade incelendiğinde, daha doğrusu şuradaki ifadeye De Morgan kuralı uygulandığında siz bu ifadenin şu olduğunu görebilirsiniz. S burada ne vardır? A kesişim B kümesinin değili vardır. Ve bu ifade neye eşittir? 13'e eşittir. Arkadaşlar A kesişim B kümesi şu bölgedir. Ve bu bölgenin dışında kalanlar nedir? X ve Z'dir. O halde X ile Z'nin toplamı burada ne olmalıdır? 13 olmalıdır. Evet, bu bilgiyi yakaladıktan sonra arkadaşlar diğer öncüllere bakmaya başlıyorum. Ne demiş bize? Demiş ki B'nin A'dan farkı. B'nin A'dan farkı Z'dir. Eşittir. 2 çarpı A'nın B'den farkı. Bu ifade de X'e eşittir. Ve burada bir tane de artı 1 vardır. Evet gördüğünüz gibi buradan bir bilgi daha yakaladım. Ve A birleşim B'nin yani X'in, Y'nin ve Z'nin toplamının ne olduğunu biliyorum. 15'e eşit olduğunu biliyorum. Peki neyi arıyorum? SB'yi yani Y artı Z ifadesinin toplamının ne olduğunu araştırmaktayım. Değerli arkadaşlar öncelikle burada eğer ki siz şu ifadede Z yerine 2X artı 1 yazarsanız. Bu durumda burası ne yapacaktır? 3X artı 1 yapacaktır. Bu ifade 13'e eşit ise buradan da X'in ne olduğu bulunur? 4'e eşit olduğu bulunur. Peki x'in 4 olduğunu bulduysam 2 kere 4 8 bir daha ne yaptı? 9 yaptı. O halde z'nin de 9 olduğu bulunur. Burada z yerine 9, x yerine 4 yazıldığında bu ikisinin toplamı 13 yaptı. O halde y'nin de ne olduğunu söyleyebilirim? 2 olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bunların toplamı ne yapacaktır? 15'e eşit gelecektir. Benden y artı z istenmekteydi. O halde burayı temizledim. Ve arkadaşlar y yerine geldim 2 yazdım. Z yerine geldim 9 yazdım. Bu ikisinin toplamı 11 olduğundan doğru yanıt B seçeneğidir. Arkadaşlar A fark B kümesi
A'nın B'den farkıdır. Yani şuradaki A bölümüyle şuradaki B bölümüdür. Devam ediyorum. B fark A ifadesi de B'nin A'dan farkıdır. O halde buraya C dersem, buraya da D dersem, bu durumda arkadaşlar şuradaki köşeli parantezin içerisinde kalan kısım için ne söyleyebilirim? A, B, C ve D diyebilirim. Peki biz bu ifadeden neyi çıkartıyormuşuz? C kümesini. Söyler misiniz bana? Burada arkadaşlar A, B, C ve D'den C'nin sınırları içerisinde kalan harfler hangileridir? B'dir değil mi? O B ve D'dir. O halde ben burada ne yapmalıyım? Bu kümeden B'yi ve D'yi çıkarmalıyım. Bu durumda arkadaşlar bakın B'yi ve D'yi çıkardığımda geriye ne kalmıştır sadece? A ve C kalmıştır. O halde A'nın ve C'nin olduğu bölümlerin boyalı olduğu A seçeneği doğru yanıttır. Arkadaşlar burada A kümesi ile B kümesini temsili olarak çizmeye çalışıyorum. Burası A kümesi, burası B kümesi. Arkadaşlar burada bölgelere gene eleman sayılarını temsil edecek şekilde isim vermeye çalışalım. Burası X elemanlı, burası Y elemanlı, burası da Z elemanlı olsun. Ve şu bilgiyi kullanmaya çalışalım. A kesişim B, Y elemanlıdır artı. B fark A, Z elemanlıdır. Ve bu ikisinin toplamı 12 olmaktaymış. Ve arkadaşlar biz burada neyi biliyoruz? Şu bilgiden dolayı bunların hepsinin toplamının yani X'in, Y'nin ve Z'nin toplamının ben ne olduğunu biliyorum? 19 olduğunu biliyorum. Bu durumda y artı z ifadesi 12 olduğundan x'in 7 olduğunu kolaylıkla söyleyebilirim. Peki ben ne istiyorum? S a'nın yani x artı y'nin en büyük olmasını istiyorum. X zaten sabit 7. Ama y artı z eşittir 12 olacak şekilde arkadaşlar. Biz burada ne yapabiliriz? Y'yi ve z'yi kendimiz tayin edebiliriz. O halde burada eğer ki biz y'nin 12 elemanlı, z'nin 0 elemanlı olduğunu söylersek X artı Y toplamı ne olacaktır? En çok 19'a eşit olacaktır. Doğru yanıt E seçeneğidir. Arkadaşlar burada A kesişim kümesi B birleşim C üzerine dağıtılırsa bu durumda bizden istenilen şey şudur. S burada ne vardır? A kesişim B. A kesişim B. Arada birleşim işareti. Ve burada ne vardır? A kesişim C ifadesi mevcuttur. Değerli arkadaşlar burada dilerseniz bakalım yukarıya. A kesişim B'nin ne olduğunu biliyorum. C kesişim A'nın da ne olduğunu biliyorum. O halde benden istenilen şey bu iki kümenin birleşiminin eleman sayısıdır. Bu iki kümenin birleşimi yazılırsa ne var? A var, B var, C var, D var, E var, bir de F ve G var. Değil mi? Farklı harf görebiliyor musunuz? Farklı harf göremiyorsunuz. O halde bu kümenin eleman sayısı için ne söylersiniz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elemanlıdır dersiniz. Doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar bildiğiniz gibi S, A birleşim B ifadesi nasıl yazılabilir? SA artı SB eksi ne yazıyorum? SA kesişim B olarak yazıyorum. Burada A kümesinin eleman sayısı x artı 8'dir artı. B kümesinin eleman sayısı 11 eksi 3x'tir. Eksi A kesişim B kümesinin eleman sayısı da x'e eşittir. Ve bu durumda arkadaşlar buradan biz ne elde ediyoruz? 19 eksi 3x ifadesini elde ediyoruz. İşte bu ifade arkadaşlar neye eşittir? A birleşim B'nin eleman sayısına eşittir. Soruda verilen bilgiye göre kesişim kümesi boş kümeden farklı olmalıdır. Yani burada arkadaşlar kesişim kümesinin eleman sayısında biz x'in en az değerinin x min'in ne olduğunu biliyoruz? 1 olduğunu biliyoruz. Çünkü kesişim kümesi boş kümeden farklı olmalıymış. O halde burada biz x yerine 1 yazdığımızda yani x'in alabileceği en küçük değeri yerine yazdığımızda ne elde ediyoruz? 16 elde ediyoruz. İşte bu aramış olduğumuz ne değerdir? Max değerdir. Peki burada arkadaşlar A birleşim B kümesinin eleman sayısı negatif olamayacağından x'in alabileceği maksimum değer neye eşittir? Bu durumda 6'ya eşittir. Ama 6'ya eşittir şurada söylersek burası negatif olmaz ama bakın x yerine 6 yazdığınızda şu ifade ne olmaktadır? Bu ifade negatif olmaktadır. Bu ifade de negatif olamayacağı için burada arkadaşlar x yerine biraz daha küçük bir şey yazmam gerekmekte. Ne yazabilirim? Şuradaki ifadeyi dikkate aldığınızda x yerine en fazla 3 yazabiliyorum. Ve x yerine 3 yazdığımda
3 kere 3 9 yapar. 19'dan çıkardığımızda bu ifade 10'a eşittir. Ve bu ifade arkadaşlar ne olmalıdır? Minimum değer olmalıdır. Bu ikisinin toplamı bu durumda 26 olacaktır. Doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar burada A kümesi ile B kümesi çizilirse şurası A kümesi, şurası ne olsun? B kümesi olsun. Ve bu ifadenin içerisinde bir tane ne vardır? Evrensel küme mevcuttur. En dışarıdaki evrensel küme, şu ifade A kümesi, şu ifade de B kümesi. Soruda verilen öncüllere bakıldığında A'nın D ile kesişim B ifadesi bize neyi ifade etmekte? S, A'nın dışında kalan ve B'nin içinde kalan kısım B fark A'dır. O halde arkadaşlar biz buradan şuranın 16 olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki ifadenin anlamı ise S, A fark B'dir. O halde A fark B'nin de ne olduğunu söyleyebiliyorum? 12 olduğunu söyleyebiliyorum. Arkadaşlar dikkat ederseniz ne diyor bize? A'nın dışında kalan alandan, A'nın dışında kalan alandan B kümesini çıkart diyor. A'nın dışında kalan alandan B kümesini de çıkartırsam bu durumda iki kümenin dışında kalan şu bölgeyi elde ederim. Bu bölgede de 3 tane eleman mevcutmuş. Peki ben neyi biliyorum? Evrensel kümenin eleman sayısının 40 olduğunu biliyorum. Evrensel küme 40 elemanlıysa bakın şu ikisinin toplamı 28. 3 de buradan ne yaptı? 31 yaptı. O halde arkadaşlar burası ne olmalıdır? 9'a eşit olmalıdır. Devam ediyorum. Neyi soruyor bize? A kesişim B kümesini. Yani buranın bir elemanlı alt kümelerinin sayısı. Arkadaşlar 9 elemanlı bir kümenin bir elemanlı alt küme sayısı 9'un birlisi ile bulunacaktır. Ve bu ifade 9'a eşit olduğu için doğru yanıt B seçeneğidir. Arkadaşlar A kümesinin elemanlarının %40'ı B kümesinin elemanı değildir. O halde A kümesinin burada biz eğer ki 100x tane elemanı olduğunu söylersek A kümesinin elemanı olup da B kümesinin elemanı olmayan 40x tane eleman vardır. O halde burada arkadaşlar öncelikle A kümesini daha sonra B kümesini çizmeye çalışalım. Ve burada şunu söyleyelim. A kümesinin elemanlarının 40x tanesi burada ise 60x tanesi burada olmalıdır. Ve şuradaki öncülde yazan bilgiye göre B kümesinin elemanlarının %50'si yani yarısı A kümesinin elemanı değildir. O halde yarısı buradaysa diğer yarısı burada olmalıdır. Bu durumda arkadaşlar ben şunu söyleyebilirim. B kümesinin 120x tane elemanı vardır ve A kümesinin elemanı olmayan 60x tane elemanı olmalıdır. Peki neyi soruyor bize? A birleşim B kümesinin eleman sayısı en az kaçtır? O halde A birleşim B kümesinin eleman sayısı şu durumda neye eşittir? Buradaki ifadelerin toplamına yani 160x'e eşittir. O zaman biz burada x yerine en az ne yazabiliriz? Onu konuşmaya başlayalım. Arkadaşlar x yerine yazacağınız ifade bir defa rasyonel bir ifade olmalıdır ki buradaki 160 sayısını olabildiğince küçültsün. Basit kesir olmalıdır. Ve arkadaşlar payda kısmında bulunan ifade buradaki ifadelerin her birini yani 100x'i, 40x'i, 60x'i ve 120x'i ne yapmalıdır? Bir tam sayı yapmalıdır. O halde burada arkadaşlar 100'ü, 40'ı, 60'ı ve 120'yi aynı anda bölebileceğim en büyük sayı 20 olduğundan biz x ifadesini burada 1 bölü 20 olarak alalım. X 1 bölü 20 olduğunda buradan da arkadaşlar eleman sayısını, birleşim kümesinin eleman sayısını 160 çarpı 1 bölü 20'den ne olarak hesaplayabiliyorum? En az 8 olarak hesaplıyorum. Doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar ABC kümeleri şekildeki gibi kesiştirilsin. Bu durumda biz burada bölgelere harf vermeye başlayalım. Şurası X olsun, şurası Y olsun, şurası Z olsun. Şuraya K diyelim, şurası A, şurası B, düzeltiyorum. Burası C, burası da ne olsun? B olsun. Bu durumda A kümesi ile B kümesinin kesişimi neresidir? X ile K'dır. O halde bu ifade X artı K olmalıdır. A kümesi ile C kümesinin kesişimi nedir? Y artı K'dır. O halde bu ifade de neye eşittir? Y artı K'ya eşittir. Buradaki ifadede bakın ifadenin şu kısmında De Morgan kuralını uygularsam burayı B, burayı birleşim, burayı C ve burada arkadaşlar neyi kullanabilirim? Değil ifadesini kullanabilirim. O halde A kesişim B birleşim C'nin değili 18 elemanlıymış. O halde arkadaşlar bakın
B ile C'nin tamamının dışında kalan alanla A'nın kesişimi zaten neye eşittir? A kümesine eşittir. O halde buradan A'nın 18 olduğunu söyleyebilirim. A kümesinin eleman sayısı da arkadaşlar görüldüğü gibi A kümesinin sınırları içerisinde ne vardır? A vardır, X vardır, K vardır ve Y vardır. Bunların toplamının da 26 yaptığını bilmekteyim. Bu durumda sevgili arkadaşlar biz A'nın burada 18 olduğunu, X artı K'nın burada 6 olduğunu, dolayısıyla bu ikisinin toplamı 24 yaptığı için Y'nin de 2 olduğunu bilmekteyiz. Şuraya yazalım isterseniz. Y sayısının 2 olduğunu biliyorum. A sayısının 18 olduğunu biliyorum. Başka ne biliyorum? Eğer ki Y yerine burada 2 yazarsam, 2 ile neyi toplarsam sonuç 4 yapar. Tabii ki 2'yi. O halde K sayısı da 2'ye eşit olmalı. K yerine 2 yazdığınızda 2 ile neyi toplarsam sonuç 6 yapar. Tabii ki 6'yı. O halde x'in de ne olduğunu biliyorum. 6 olduğunu biliyorum. Bu durumda hangi ifade doğrudur diye sorulmakta. Arkadaşlar A kümesinin, B kümesinin ve C kümesinin kesişiminde ne vardır? K vardır. Ve bu ifade gerçekten bakın K'ya eşitse K 2 olduğu için birinci öncül doğrudur. A kümesinin B kümesinin dışında kalan alanla A kümesinin kesişimi nasıl ifade ediliyordu? A fark B olarak ifade ediliyordu. A fark B kümesi 20 elemanlı mıdır? A fark B kümesi yani A'da olup da B'de olmayanlar şekil üzerinde incelendiğinde nedir? A ve Y'nin toplamıdır. O halde bu ifade yani A fark B'nin eleman sayısı A artı Y olmalıdır. A'nın burada 18 olduğunu, Y'nin burada 2 olduğunu, dolayısıyla bu ikisinin toplamının ne yaptığını biliyorum? 20 yaptığını biliyorum. O halde ikinci öncül doğru olmalıdır. A birleşim B kümesinden C'yi çıkardığımızda bu ifadenin en küçüklerinin 22 olduğu söylenmekte. Arkadaşlar öncelikle A birleşim B kümesi hakkında burada bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyemeyeceğim. Çünkü A ile B'nin birleşiminden neyi çıkarmam isteniyor? C'yi çıkarmam. Yani bu durumda A ile B'nin birleşiminden C'yi çıkardığımda geriye ne kalacaktır? A artı X artı B kalacaktır. Eşittir. En küçük bu ifade 22 yapar mı? Kontrol edelim. A yerine 18 yazdım. X yerine 4 yazdım. Evet, burada arkadaşlar bakın biz B hakkında bir şey bilmiyoruz ama eğer B'nin burada en az 0 olduğunu söylersem bu ifadede en az ne yapar? 22'ye eşit olur. O halde 3. öncül de doğrudur. Doğru yanıt E seçeneğidir. Arkadaşlar A satırı boyalı, boyalı. B satırı boyalı ancak C satırı boyasız olmalıymış. O halde bizim burada tarayacağımız sayılar 3'ün katı ve 4'ün katı olmalı. Aynı zamanda 5'in katı olmamalı. O halde arkadaşlar uygun sayıları yazmaya çalışalım. Öncelikle arkadaşlar bir sayı hem 3'ün hem de 4'ün katıysa kaçın katıdır? 12'nin katıdır. Bu durumda arkadaşlar ben 1'den 1000'e kadar 12'nin katı olan kaç tane var bulmaya çalışayım. 12 ile başladım. Devam ediyorum 24'te. 24'ten sonra 36 değil mi? Bu işi devam ettirdiğimizde 1000'den küçük. 1000'den küçük. 12'nin katı olan en büyük sayı nedir? 360, 720, 180 eklesek 900. 900 arkadaşlar ne eklemeliyim? 12'nin katı olan 72, 84, 96. 996'ya kadardır. O halde arkadaşlar burada 12'nin katı olan kaç tane vardır bakalım. Terim sayısı kadardır. Terim sayısı burada 996 ifadesinin direkt 12'ye bölünmesiyle bulunur. 996'yı 12'ye böldüğümde içerisinde kaç defa var? 80. 8 defa yaptı. 960. 83 tane var. Demek ki arkadaşlar biz 83 tane satırda hem A'nın hem de B'nin boyalı olduğunu biliyoruz. Ama C'nin boyalı olduklarını ne yapmalıyım? Çıkartmalıyım. Peki burada C için ne söylersiniz? C burada arkadaşlar 12'nin katı ve 5'in katı olacaksa nedir? 60K'dır. O halde burada arkadaşlar 60'tan başlıyorum. 120 ile devam ediyorum. Devam ettiğimizde en son yazmamız gereken ifade 60'ın katı olan ve 1000'den küçük en büyük sayı nedir? 960 ifadesidir. O halde buranın terim sayısı neye eşit olmalı? Buranın terim sayısı da 960 bölü 60'a eşittir. Ve bu ifadenin değeri de arkadaşlar ne yapacaktır? 10, 5 ve 16 yapacaktır. Dolayısıyla biz 83'ten
16'yı çıkardığımızda bu ifadenin değeri ne olarak gelir? 67 olarak gelir. Sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir.